Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Resulullah aleyhissalatu vesselamdan ve gönül ehillerinden bazı mesajlar sunmaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: siz bana 6 şey hususunda söz veriniz, ben de size cennete girmeye söz vereyim. Nedir o 6 şey? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: üsluku izâ haddestu, konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Ve ufu izâ vaattüm, vaat ettiğiniz zaman o vaadinizi yerine getiriniz, ifa ediniz. Veddu izete tümintüm, emanet edilen bir şey varsa sizde, size bir şey emanet edildiği zaman o emanete ihanet etmeyiniz. Vahfezu furucekum, feşlerinizi koruyunuz, yani zina etmeyiniz. Ve gaddu ebsarakum, gözlerinizi de harama bakmaktan muhafaza ediniz. Ve kefu eydiyekum, ellerinizle kimseye zulmetmeyiniz. Değerli Müslümanlar, Müslüman her hususta doğru olan insandır. Sözünde, işinde, her şeyinde. O kendisine güvenilen, itimat edilen insandır. Bunun en belirgin yönü de lisanlardaki sadakattir. Bir insan konuştuğu zaman karşısındaki onun doğru konuştuğuna kesin olarak inanırsa konuşanın sözü etkili olur. Fakat bir insan zaman zaman yalan söylüyor, yalan ifadelere başvuruyorsa, işte bunun da diğer insanlar farkına varmışsa onun doğru söyledikleri sözler de şüpheyle karşılanır. Bu toplumda da itimatsızlığı, güvensizliği getirir. Böylece insanlar arasındaki uyum, ülfet, beraber yaşama büyük ölçüde zedelenmiş olur. Kaldı ki Müslüman doğru konuşan insandır. Doğruyu söyleyen insandır. Yalanın caiz olduğu yerler vardır. Fakat onlar müstesna olan yerlerdir. Mesela bir harpte esir edildiğiniz zaman düşman güçlerine karşı yalan söyleyebilirsiniz. Veya iki küs Müslümanı barıştırmak için bazı şeylere tevessül edilebilir. Farz-ı muhal o sizi seviyor gibi. Karı koca arasında bir boşanmaya kadar varacak sıkıntılar zuhur ederse aile yuvasının yıkılmaması için böyle şeyler yapılabilir. Bunlar da müstesna hallerdir. Fakat onun dışında yalan söylemek Müslümanın asla yapmayacağı bir şeydir. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müminlerin, Müslümanların 6 şeye kefil olurlarsa, 6 şeyi yerine getirirlerse kendisinin de onlar için cennete kefil olacağını ifade buyuruyor. Birincisi doğru söylemek. Konuştuğun zaman üstüku izâ hadestüm, konuştuğun zaman doğru konuşmak ve bir şeyi vaat ettiğiniz zaman o vaat edilen şeyi yerine getirmek, ifa etmek. En basit şeyden en büyük şeye kadar ne vaat etmişsek onu gücümüzün yettiği müddetçe yerine getirmek. Bir insan bir şeyi vaat ediyorsa önce, vaat etmeden önce düşünmesi gerekir. Hani ben bu vaat ettiğim şeyi yerine getirebilir miyim? Buna gücüm yetiyor mu? İmkanım var mı? Hangi hususta olursa olsun. Öyleyse vaat etmeden önce Müslüman o vaadini yerine getirip getirmemeye gücü yetip yetmediği hususunda bir düşünmesi ve sonra vaat etmesi gerekir. Vaat ettiği zaman
gücü yeter de sonradan bu gücü, bu imkanı elinden kaybederse, o zaman da bunun sebeplerini açıklayarak muhatabını rahatlatması lazım. Değerli müminler, bunlar Müslümanlar arasında ülfeti, muhabbeti terçinler. Siz bir insana vaat ediyorsunuz. Konuştuğunuz zaman doğru konuşuyorsunuz. Ha, size artık muhatabınız, çevreniz itimat eder. Ve bu itimat Müslümanlar arasındaki ülfeti, muhabbeti artırır. Birlikte beraber hareket etmeyi sağlar ve böylece Müslümanlar bir güç kaynağı olmaya başlar. Bir şey size emanet edildiği zaman da o emaneti yerine getiriniz buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Değerli Müslümanlar, emanetin büyüğü ve küçüğü olmaz. Bize birisi küçük büyük herhangi bir şeyi emanet ettiği zaman o emaneti muhakkak muhafaza etmeliyiz ve yerine getirmeliyiz. Hatta birisi bizim yanımızda herhangi bir sözü sır olarak konuşmuşsa, o söz, o sır olarak konuşulan söz de bizim yanımızda bir emanettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hususta müminlerin dikkatini çekmektedir. Sırları ifşa etmek mümine yakışmaz. Ta ki o sır veren insan artık o sır olmaktan çıktı, bunu her yerde konuşabilirsin veya belirli yerlerde konuşabilirsin diye müsaade ederse konuşulabilir. Aksi takdirde o sır müminin yanında bir emanettir ve Müslüman kendi bedenini, kendi varlığını sırların mezarı yapmalıdır. Yani o sırrı asla ve asla ifşa etmemelidir. Aksi takdirde emanete ihanet eder. Maddi manevi herhangi bir hususta bir Müslüman kendisine emanet edilen şeyi muhakkak kendi malından, kendi canından çok daha ileri seviyede muhafaza etmesi lazımdır. Bu yönden de maalesef biz Müslümanlar yeterli bir noktada değiliz. Namuslarını korumak, evet, Müslümanlar için çok mühim bir hususta budur. Zinadan sakınmak, değerli Müslümanlar. Zina o kadar şen'i kötü bir fiildir ki toplumu bozar, asliyetini bozar. Toplum içerisinde çok kötü nesillerin zuhuruna sebep olur. Onun için Allah Celle Celaluhu zinayı şiddetle yasaklamıştır. Toplumumuzda yanlış bir anlayış gelişmiş. Kadınların zinası şiddetle, nefretle karşılanırken erkeklerin zinası neredeyse erkekler arasında bir övünce haline getirilmiştir. Halbuki zinanın erkeği kadını yoktur. Elbette ki kadınlar için en büyük zinet onların namuslarıdır. Fakat erkeğin zinası haşa meşru mudur? Değildir. Öyleyse zinanın her ikisi de, kadını da erkeği de hangi cinsten olursa olsun toplumun salahını bozan, toplumu ifsad eden çok kötü bir fiildir. Onun için Allah Celle Celaluhu zinayı kesinlikle yasaklamıştır. Neslin korunması için, toplumun ifsad olmaması için zinayı yasaklamıştır. Değerli Müslümanlar, bugün maalesef toplumumuzda zina artık açıktan yapılır hale gelmiştir. Televizyon ekranları, gazete sahifeleri, çarşı pazar, her yer maalesef bu kötü fiili açıktan işleyen insanların görüntüleriyle dolup taşmaktadır. Ve buna karşı yetkililerin de
bırakınız mani olması şöyle dursun, bir nevi göz yummakta ve hatta zinayı suç olmaktan çıkarmaktadır. Böyle bir toplumun akıbeti felakettir. Bunu görebilecek, bu sonu görebilecek basiret ve firaset lazımdır. Ama insanlar kebaire daldıkları zaman, yani büyük günahlara daldıkları zaman, büyük günahları hiç kılları kıpırdamadan pervasızca yapmaya başladıkları zaman artık onların gözleri körerir, kulakları sağırlaşır, kalpleri katılaşır. Bunun dehşetini ve bunun çok kötü sonucunu anlayamaz, idrak edemez, göremez, duyamaz hale gelir. İşte toplumumuz bu noktaya doğru gelmiştir. Nikahsız yıllarca beraber yaşayan insanların, zina eden zinakarların sanatkar adı altında, bilmem ne adı altında takdim edilişi toplumumuzun ahlaken nasıl tefessüh ettiğini göstermektedir. Eşcinsellerin ortada apaçık caddelerde zina için müşteri bekledikleri ekranlara yansımaktadır. Aileler çocuklarına sahip olamamakta ve onların bu kötü hayata mahkum olmasına, bir nevi çağdaşlık adına göz yummakta, hem çocuklarını hem aile hayatlarını mahvü perişan etmektedir. Onun için bir Müslüman iffetiyle yaşar. İffetini kaybetmiş toplumlar behimileşirler. İnsanı hayvandan ayıran birçok özelliklerin yanında birisi de budur. Ya hayvanların pek çoğunda bile öyle bir sağlam aile hayatı vardır ki şaşarsınız. Eşini korur. Eş aile yuvasına bağlıdır. Eşine ihanet etmez. Hayvanlar arasında bile domuz hariç çok sağlam bir aile bağları vardır. Hatta bir kısım hayvanlarda eş seçiminden sonra ölene kadar aynı eşe sadakat vardır. Bunlardan birisi de kurtlardır. Hayvanlar arasında bile böyle bir hayat yaşanırken eşref-i mahlukat olarak yaratılan insanın böyle den'i, böyle şen'i, böyle aşağılık fiillere düşer olması ve bunu çağdaşlık adına orta yerde herkesin gözü önünde yapması, değerli müminler, bu toplumun çağdaşlaşması değil, toplumun geriye gidişi, behimileşi ve insani özelliklerini kaybedişinin işaretleridir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin cennete kefil olmasının şartlarından birisini de kişilerin namuslarını korumasına bağlıyor. Gözlerimizi yummak ifadesi var yine hadiste. Neden gözlerimizi yumacağız? Harama bakmaktan. Çünkü arzuyla, istekle, kötü bir niyetle karşı cinse bakmak, buna göz zinası denir. Ve diğer zinayı davet eden, günaha çağıran bakışlardır bu bakışlar. Onun için Kur'an'da hain bakışlar olarak ifade edilmektedir. Hain bakışlar. Kötü niyetle ve daha kötüsüne çağrışım yapan, efendim, bu bakışları da Allah'ın Resulü kötü bir bakış olarak ve bundan korunmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Ve ellerimize sahip olmak, ellerimizi haramdan sakınmak, ellerimizi zulümden sakınmak. Eller maişet içindir. Birçok dünyevi işlerimizi yapmak içindir. Ve fakat siz ellerinizi başkalarına zulmetmek için kullanırsanız, haram mal devşirmek için kullanırsanız, işte o zaman o eller size fayda vermemiş ve o eller sebebiyle siz azaba düşer olmuş olur. Değerli Müslümanlar, insanın cisminde, bedeninde 4 cevher vardır ki bu 4 cevher 4 şeyle izale olunur.
Eğer o dört izale eden şeyi siz izale ederseniz, yani o dört kötü vasfa mani olursanız, sizdeki cevherleri muhafaza edersiniz. Ama o cevherleri yok eden, izale eden o kötü sıfatları başıboş bırakırsanız, sizdeki o dört cevher de yok olur ve böylece siz iyi bir Müslüman, iyi bir insan olma imkanını elden çıkarmış olursunuz. Onlar nedir? Cevherler, insanda bulunan o dört mühim cevher, birincisi akıldır, ikincisi dindir, üçüncüsü hayadır, dördüncüsü de güzel amellerdir. Bunlar insanı insan yapan, insan cisminde bulunan dört mühim cevherdir. Bu dört cevheri insan bünyesinden silip süpüren dört şey vardır. O da gadaptır, hasettir, tamadır ve gıybettir. Eğer bu dört şeyi zapt edemezseniz, yani gadabı, hasedi, tamağı ve gıybeti zapt edemezseniz, sizdeki o dört cevheri ne yapar bunlar? Yok ederler ve siz bütün insani özellik ve güzelliklerinizi kaybetmiş olursunuz. Peki bunlar hangi cevherleri bünyemizden yok ediyorlar? Fel gadab yuzilul akl. Gadab aklı izale eder, yok eder. Yani bir insan öfkelendi mi, o insanın artık aklı onu terk eder. Yerine nefis, hevayu heves, hırslar bürür onu. Nefis onu zaptu rapt altına alır ve artık o insanın neler yapacağı belli olmaz. Gadab, öfke. İnsanın aklı bir noktaya kadar kılavuzdur. Nereye kadar? İnsanı imana götürene kadar kılavuzluk yapar. Onu hakla batılı seçecek bir kılavuzluk yapar akıl. İmanla küfrü birbirinden ayırır. Hayırla şeri birbirinden ayırır. Sizi kılavuzluk yapar. İman ettikten sonra da dinin esaslarını, dinin emir ve nehilerini anlamada, doğru şekilde kavramada bize yardımcı olur. İşte öfkeli insan, gadaplı insan aklını izale edeceğinden hiçbir zaman hakla batılı ayıramaz. İyi ile kötüyü birbirinden ayıramaz. Hayırla şeri birbirinden ayıramaz. Ve böylece insan kötülüklerin içine dalıp gider. Ve kazımînel gâiz, öfkelerini yutmak, müminlerin en belirgin vasıflarından ve en yüce ahlakındandır. Haset neyi yok eder insandan? Vel hasedü yuzilüddin. Haset de insandaki dini izale eder. Haset, kıskançlık. Çünkü bir insan haset ede ondaki dini duyguları, dinin ölçülerini kaybeder ve neticede Allah korusun insanın dinden çıkmasına vesile olur. Çünkü haset, kıskançlık Allah'ın taksimine razı olmamaktır. Allah Celle Celaluhu bir insana bazı şeyler vermiştir. Öbürüne de vermemiştir. Ona da başka şeyler vermiştir. Bir taksimattır. Fakat bir kısım insanlar bir diğer kısım insanlara min tarafillah verilen o kabiliyet, o imkanları kıskanmaya başlar. Ve neticede ne yapar? O lütufların, o ikramların, o kişinin elinden çıkması için çabalar, gayret eder. Birçok şeylere tevessül eder. Ve neticede yapmış olduğu bütün amelleri de yok eder. Çünkü haset, haset edenin amellerini yakan bir ateş gibidir. Neticede eli boş, zelil ve rüsvay bir şekilde sonu gelir. Onun için değerli müminler, hasetten şiddetle sakınalım. Hasedin manasında tekrar ifade edeyim, Allah'ın taksimine razı olmayış vardır. Bu ise sürekli yapıldığı zaman, hasedinden tevbe etmediği zaman insanın, sürekli haset eden bir insan
netice itibariyle imanından da olabilir, Allah korusun. Onun için haset dini izale eder buyuruluyor, dini. Tamah da hayayı izale eder. Bir şeye tamahkar olan insan da haya perdeleri teker teker yırtılır. Mesela mevki ve makama, şöhrete tamah olan insan onu elde etmek için bütün haya perdelerini yıkar. Halbuki el haya minel iman, haya imandandır. Bir insanın haya perdesi yıkıldığı zaman artık o insan insani özelliklerinin büyük bir kısmını kaybetmiş demek. Adam mala tamah ederse ne yapar? Haram ve helal hudutlarını çiğner. 3-5 kuruşluk menfaat ve çıkar için bütün dostlarını kırar haramlara. Toplumumuzda bunun pek çok örnekleri var. 3-5 kuruşluk bir tamah o insanın nice yüzünden perdeleri yırtıyor. Artık o insan utanmaz bir insan haline geliyor. Yaptıklarından utanmıyor. Halktan utanmıyor. Hak'tan utanmıyor. O hale gelir. Allahümme hafazna. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Vel gıybetü yüzilül amel es-salih. Yüzilül amel es-salih. Ameli salihi. Salih amellerimizi de gıybet yok eder. Sahabeden biri öyle buyurdu. Eğer ben gıybet etmiş olsaydım anamın gıybetine derdim. Çünkü anamın en çok bende hakkı olan insan olduğunu biliyor. Hiç değilse anamın gıybetini yapardım da amellerim ona giderdi buyuruyor. Çünkü bir insan gıybet ettiği zaman bir insanı ne yapar? Onun amelleri, salih amelleri o insana gider. Salih amelleri biterse onun günahı ona yüklenir. Onun için gıybetten şiddetle sakınmak lazım. Çünkü o da bizdeki o ameli salihi yok ediyor. Değerli dinleyiciler, Zunnuni Mısri rahmetullahi aleyh diyor ki 6 şeyle insanlar fesada uğrar. 6 şeyle insanlar fesada uğrar. Nedir o 6 şey? Birincisi ahiret amellerinde zafiyet. İşte yukarıdaki 4 cevheri, o 4 kötü şeyle yok edersek ne olur? Ahiret amellerimizde zafiyet başlar. Ahiret amellerinden zevk almayız. Namazımızdan zevk almayız. Huşu yok namazımızda, orucumuzda öyle. Allah yolunda cihadımızda, hizmetimizde heyecanımızı kaybederiz. Fakat dünyevi işlerde öyle heyecanlara kapılırız ki öyle efendim bir azim ve gayret içerisinde oluruz ki öyle heyecanlanırız ki dünya işlerinde basit 3-5 kuruşluk menfaat, makam, mevki, hatta bir kısım insanlar vardır ki çok basit bir yer için ne mücadeleler yapar. Onu da çeşitli şeylerle kamufle ederler. Güya nefislerinden kaynaklanmıyormuş da efendim hizmet için yapıyorum. Yalan. O şen'i bir duygu ve nefislerinden kaynaklanan bir haleti ruhiye ile çok basit şeyler için çok şeylerini heba ederler. Gece gündüz gizli açık bunun için çalışırlar da ahiret amellerine gelince hep orada yaya kalır. İşte böyle bir toplumda insanlar fesada gitmiş olur. Ahiret amellerinin zafiyete uğramaz. Bugün toplumumuz fesada uğramışsa, fitneler ayyuka çıkmışsa, her türlü ahlaksızlıklar, iffetsizlikler fazilet gibi takdim edilir hale gelmiş, her türlü faziletler, ahlaklar, güzellikler kötülenir hale gelmişse, işte onun sebeplerinden birisi bu, ahiret amellerinde zafiyet. Bu neticeyi doğuruyor. İkincisi, ecel yaklaştığında tuğle emel. Adamın 3-5 günlük ömrü kalmış, öyle tüylü emelleri var ki, uzun emeller besliyor, hayaller içinde yaşıyor. Yahu mezara 3-5 adımın kalmış. Be hey adam, bırak şu tüylü emeli de, o uzun hayat, sonsuz hayat, ona birkaç adımın kalmış.
ona hazırla. Yok. Sanki dünyada ebediyen kalacakmış gibi insanlığını bile yok edecek, zavallı bir duruma düşürecek, gülünç bir duruma düşürecek öyle mücadeleler içerisine gidiyor. O tuğlu emeller sebebi. Üçüncüsü, bedenler şehvetlerin vasıtası haline gelirse. Evet, bedenler şehvetlerin vasıtası. Biraz önce söyledik. Televizyonlar, gazete sayfaları, sokaklar, çarşılar şehvet kokmaktadır. Hayvani bir hayat yaşanmaktadır. Afrika'daki yarı çıplak insan eti yiyen artık onlar da kalmadı ama yamyamların bir yaşantısı sergilenmektedir. Her türlü ahlaksızlık çağdaşlık adına güya yapılmaktadır. Yazık ki ne yazık. Ve böylece bedenler şehvetlerin vasıtası haline gelir. O bedenlerde nefis, şehvet, her türlü behimi duygular at oynatırken insanlık, güzellik adına her şey o bedeni terk ediyor. Dördüncüsü, insanlar mahlukun rızasını Halık'ın rızasına tercih ederler. Evet, mahlukun rızasını. Yani yaratılmışların, insanların razı olacağı şeyleri Allah'ın rızasına, Allah'ın razı olacağı şeye tercih ediyorlar. Neden iyi bir şey bu? İnanan, inandım diyen bir insan için ne kötü bir iştir bu. İşte onun için toplum tefessüh ediyor. İşte onun için zulüm payidar olmaya çalışıyor. Onun için her türlü ahlaksızlık revaç buluyor. Faziletler toplumu terk ediyor diye insanlar amirinin, patronunun veya filan arkadaşının, filan insanın arzularını yerine getiriyor çeşitli sebeplerle, fakat Allah'ın rızasını göz ardı ediyor. İşte o zaman toplum fesada gidiyor, insanlar fesada gidiyor zamanımızda olduğu gibi. Allah Celle Celaluhu başınızı örtünüz diyor, birileri başınızı açın diyor. Siz hangisini tercih edeceksiniz? Birileri soframda içki bulundururum diyor, öbürleri Allah yasaklamıştır, içki bulunmaz diyor. Siz hangisini tercih edeceksiniz? Birisi iffetsizliği, namussuzluğu, çıplaklığı, her türlü ahlaksızlığı, çağdaşlık kabul ediyor. Siz hayır diyorsunuz, Allah Celle bunları yasak etmiş. İffetsizlik yasak, zina yasak, ahlaksızlık yasak. Ben Allah'ın rızasını tercih ederim mi diyorsunuz, yoksa öbürünü mü? İşte burada bir ayrım yolundadır Müslüman, insan. İnsanların hayvani, şehvani, nefsani arzu ve isteklerini mi yerine getirecekler? Onları mı razı edecekler? Yoksa Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirecekler? Onları mı razı edecekler? Elbette ki Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirecek ve onları razı edecek. Beşincisi, insanlar heveslerine uyup sünnet-i peygamberi arkalarına atarlarsa. Değerli müminler, zamanımızda birçok insanlar sünnet-i peygamberi basit görmeye, sadece Kur'an'la amel edersek bu yeterli demeye başladılar. Büyük bir sapıklık ve sapkınlıktır. Sünnetsiz bir İslam, peygamberin sünnetine uymadan bir İslam, peygamberimizin sünnetini anlamadan Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Yarın bu adamlar Kur'an'da da şu ayetlerin artık zamanı geçti, şu ayetler işte şöyledir demeye başlayacaklar ve Kur'an'ı da kendi heveslerine göre yorumlamaya çalışacaklar ki bu en büyük sapıklıktır, sapkınlıktır ve neticede insanı dinden, imandan eder, çırılçıplak bir köşeye bırakır. İmandan soyutlar, ahlaktan soyutlar. Onun için sünnet-i seniyyeye yapışmak, peygamberin sünnetine yapışmak, dinini korumaktır insan. Kur'an'ı anlamaktır. Altıncısı, selefin küçük kusurları günahlara mesned edilir, onların menkibeleri unutulursa.
Evet. Selefi salihin hep Allah Celle Celaluhu yolunda hizmet etmişler. Ama insan beşerdir. Beşeriyet icabı bazı ufak tefek kusurlarda olmuştur. O kusurlarını filan da yapmıştır diye kendi günahlarına mesned ediyorlar. Onların Allah yolunda yaptıkları fedakarlıkları, Allah yolunda yaptıkları hizmeti görmemezlikten geliyorlar. Onların menkıbelerini unutuyorlar. Allah yolunda nasıl can verdiklerini, nasıl mal feda ettiklerini, bütün hayatlarını diyar diyar gurbetlerde geçirdiklerini unutuyorlar da ufak kusurlarını kendilerinin günahlarına mesnet yapıyorlar. İşte böyle olduğu zaman da insanlar fesada gidiyor, ifsad oluyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu gibi kötü davranışlardan, fiillerden, hareketlerden muhafaza buyursun. Bizi bize bırakmasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.